Merhaba, hoş geldiniz. Mesela ekonomide her pazartesi olduğu gibi Murat birlikte haftanın notları programında karşınızdayız. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Semih. Çok teşekkürler. İyi haftalar. Sağ olun. Bu hafta çok güzel başladı. Veya şöyle diyeyim. Geçen hafta çok güzel bitti. Tarihi bir başarı elde ettik kadın voleybol takımı sayesinde. Siz de yakından takip ediyorsunuz voleybolu. Büyüyorum. Kuyup bazına takip ediyorsunuz. Maçlara da gidiyorsunuz. Gerçekten uzun zamanda mutlu olmadığınız kadar mutlu olduk. Çok büyük bir başarı. Kadınların çok büyük başarısı. Siz ne diyorsunuz? Cumhuriyetimiz 100. yılında gelen bu başarı. Ya gerçekten olağanüstü. Tüm ekibi, tüm oyuncuları, federasyonu, tüm teknik heyeti, herkes sizi gerçekten kutluyorum. Yani geçen şampiyonlukta gece uyanıyorduk biliyorsun ya da çok geç yatıyorduk. Çünkü dünya biliyorsun Milletler Ligi'nde Amerika'da oynandığı için çok geç oynanıyordu en azından normal bir saatte. Tüm maçları izledik. Çok tarihi bir galibiyet oldu. Çok önemli iki rakibi Semih. Yani çok kolay değil. Yani hem İtalya hem Sırbistan ki bu iki takım bence en iyi takımlardı ve o ikisini yendikten sonra şampiyon olmak çok çok daha önemli oldu. Çok tebrik ediyorum. Yüzüncü yılda çok önemli bir galibiyet oldu. Tabi burada bir çok önemli bir star var. Vargas çok işi çok değiştirdi ama bir de e, takım olmak çok önemli gerçekten takım bazında herhalde en önemli başarımız diye düşünüyorum. Yani hem Milletler Ligi'nde dünya şampiyonu hem de bu Avrupa Kupası. Yani düşün bir futbol takımımız Euro turnuvasını, Avrupa şampiyonasını tamam. kazandığını düşün. Yani biz en fazla orada biliyorsun yarı finale evet. kadar çıktık. Onun için çok çok tebrik ediyorum. Çok çok önemli bir başarı, çok tarihi bir kupa, tarihi bir yılda. Tekrardan tebrik ediyorum. Bu büyük zaferde emeği geçen herkes çok teşekkür ederim ve gündemimize ekonomiye dönerim. Bugün Enflasyon günü. Ağustos ayı enflasyon açıklandı. Temmuz'da çok yüksek gelmişti. Ağustos'ta beklent yüksek gelmesiydi ama açıkçası beklentiye de biraz açtı. Aylık bazda 9.9 9.09 pardon. Yıllık bazda ise %58.94'lük bir enflasyona karşı karşıyayız. Son 2 ayda sadece son 2 ayda ve bu yaz ayları yani Türkiye'nin enflasyon, enflasyon bakımından nispeten rahat geçtiği aylarda son 2 ayda enflasyon %19.44. Ne diyorsunuz Murat bu enflasyon rakamlarına? Yani bu yaşadığımız kur şoku özellikle son yılların uygulanan, rasyonel olmayan e, Sayın Şimşek'in deyimiyle yani akılcı olmayan politikaların sonucu. Yani tüm iktisatçıları sorsan zaten bunu söylemişti. Yani bu enflasyon patlayacağı belliydi. Hem talep bir türlü yavaşlamıyor ki seçim öncesi daha da hızlandı. Hem de tabii ki kurdan dolayı ki seçimden sonra hani e, sonuçta e, bir kur şokudan bahsedebiliriz. Yani 17-18'lerde 18 olan kur işte bugün 27'ye yaklaştı. Şunu söyleyebiliriz eğer o tabloyu da verebilirseniz. ilk defa TÜİK enflasyonu aylık bazında İTO'dan ve ENAK'tan yüksek geldi. Bence yani şunu söylemek istiyorum. Biz burada yani yanlışa yanlış doğruya doğruyu söylüyoruz. Bizim hani haftalık beklentileri paylaşıyoruz. Neler takip edeceğiz verileri paylaşıyoruz. Bir şey doğruysa doğru söylüyoruz. Burada TÜİK'te ben şunu ifade edeyim. Yani kendi gözümle ben TÜİK'te de bir rasyonel daha çok bir rasyonellik görmeye başladım çünkü veriyle. Geçen ay da biliyorsun yakın bir aylık bazda veri gelmişti. Ama tabii yılla baktığın zaman ben onlara baktım bu sabah. Yani bugün işte TÜİK'te 58.94, İtoda 77, yıllıkta en aklda yüzde 128. Yani yıllık olarak baktığımızda ya bu da geçmiş aylardaki. TÜİK'i açıkladığı e, düşük enflasyondan kaynaklanıyor. Ama aylık baza bakarsak, evet Hakan Karan'ın da tweet'i de paylaşmışsın. Ben görmemiştim, şimdi sizde görüyorum. Evet, TÜİK'in enflasyon de bir yapısal değişim seziyorum demiş Hakan Kara. Merkez Bankası'nın e, eski baş ekonomisti. Çok değerli bir hocamız. Aynı şeyi düşünüyoruz. Yani ben TÜİK'te bir rasyonellik görüyorum. Yani hala bak rasyonel diyoruz ama neredeyse iki katı. Yani biri neredeyse 59, TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon enak enflasyon araştırma grubu iki katı kadar bir enflasyon var. Maalesef bu enflasyon biraz daha yükselecek. E, Sayın Şimşek'in bahsettiği gibi hep söylediği gibi bunu düşürmekte çok kolay olmayacaktır. Bir zaman var burada. Şunu ekleyeyim Semih istersen yani 25 faiz burada düşük kalmaya başladı. Yani biz dedik yani yükselttik ya işte Sayın Şimşek'in de tweetini veriyorsunuz. Sabretmemiz gerekiyor ama yani ne kadar sabredeceğiz? Onu, onu onu tam bilmiyoruz. Ben yani en az bir yıl diyorum. Yani özellikle yerel seçimden sonra daha da sıkı bir para politikaya geçeceğimizi düşünüyorum. Buradaki tek soru işareti acaba seçimden önce geçmiş yıllarda uygulanan genişleme politikaları uygulanacak mı? Bence herkesde soru işareti bu. Bu da tabii ki enflasyona da e, negatif şekilde etkiler. Yani biz enflasyonu evet düşürme yoluna gittik ama bu bir ara verirsek bütün yapılanların maalesef etkisi azalacaktır diye düşünüyorum. Evet, bunu zaman içinde göreceğiz tabii. Artık çok bir şey de kalmadı seçimlere. Bakalım nasıl bir süreç geçireceğiz. Biraz önce söylemiştiniz, onunla ilgili bir grafik var. Şimdi arkadaşlarımız verecek politika faizi, yani real faizi, Türkiye'de real faizi. Şimdi enflasyon yükseleceğini esasında ekonomi yönetimi de kabul etmişti. Zaten bunu enflasyon raporunda da anlatmıştı. Politika faizi de yükseltiyorlar ama aradaki makas tabii ki daralmıyor. Yani çünkü enflasyon çok daha hızlı <laughs> yükseliyor. Yine Hakan Kara'dan aldık. Kendisine teşekkür ederim. TİF, sosyal medya hesabında paylaşıyor. Yararlanıyoruz çalışmalarından grafiklerinden. Burada Türkiye ve emsal ülkelerdeki politika faiz enflasyon farkı bir nevi reel faiz diyebiliriz. Gözüküyor ve burada Türkiye'nin e, en sağda kıpkırmızı olan şey Türkiye diğerleri de işte benzer ülkeler. Türkiye burada negatif ayrıştı demek bile tam karşılamıyor. Yani Türkiye başka bir evrende e, bu bu makasta. Başka, başka bir bu bu devam ettiği sürece yani anlamlı bir burada anlamlı bir değişik olmadığı sürece enflasyonu düşürmek mümkün olacak mı sizce? Çok zor olacak. Yani biz gerçekten bu sadece para politikası ve politika faiz değil. Maliye maliye politikalarında da ciddi adımlar atmamız lazım. Sen şimşek de belirtti. Bence oradaki önemli ayaklarından biri tabii ki kamuda tasarrufun artık. Yani sadece açıklamalarla, yazılarla değil, ciddi bir şekilde görünür olması lazım. Çünkü kamu da sonuçta talebi artırabiliyor. Tabii işte kamunun yaptığı bu vergi artışları zamlar. E bunlar tabii ki enflasyona yansıyor. Ama orada bütçeden dolayı bunu yapıyor. Yani o zaman bütçeyi e, daha sıkı hale getirmek lazım. E, orada e, evet gelirleri arttırıyoruz ama e, gelirleri biraz daha az arttırıp harcamaları daha çok fazla kısmak lazım. E, böylece daha fazla he, zam ve vergi gelmez. Böylece daha az e, enflasyona yans yansır o tarafta. E, öbür tarafta da bence burada para politikası bence yani evet faizler yükseldi 8.5'tan 25'e ama enflasyona göre hala gevşek. Yani politika faizinin gelecek sene beklenen enflasyona yakın yakınması lazım. Yani daha daha yakın bir yere gelmesi lazım. Gelecek enflasyon tahmini Merkez Bankası'nın biliyorsun 33. Bence o hani 40'a revize edebilirsin bunu. Çünkü bu sene 58 demişti. Daha şu anda 58'i demiştik. Yani 8.94 olduk ki bu daha da biraz daha yükselecek bence. Ee, hani 65 70'lere minimum gidecek. Yani gelecek enflasyonda 40 falan dersen hani politika faizini bence 45 50'lere getirmek zorundayız. Şimdi ben şöyle bir düşüncem vardı. Hani 4 kalan toplantıda 250 e, şer bas puan yapar. E, işte 35 olur faiz diye ama maalesef o da yetmeyecektir sevi. Yani bunu belki de hani 250 bas puan değil 500 bas puan şeklinde e, yapılabilir. E, o zaman e, işte faiz de yani 45'e gelir. E, o da daha rasyonel bir e, para politikası olur diye düşünüyorum. Evet. E, dediğiniz gibi 200'ye ilk ana senaryo e, yeti, yetmeyecek gibi gözüküyor. E, peki buradan şimdi biraz borsaya geçelim. Borsada siz söylediğiniz verdiğiniz uzun zamandır verdiğiniz seviyeyi kırdı. E, bugün yaklaşık 1,5 puan %1,5 yukarıda eee bankacılık sektörü çok hızlı bir şekilde yükseldi. %4-5'e kadar yükseldi gün içerisinde. Dediğim hep her programda söylüyoruz yani borsanın için bir sebep olmasına gerek yok. Zaten yükseliyor. Daha şimdi yeni bir hedef verebilirsiniz, bilir misiniz? dövizlerin de doğrudan da yani sabit veya işte daha bir bantla hareket etmesi, borsanın sürekli çıkması tabii ki döviz bazında da, doğa bazında da borsa yukarı çekiyor. yeni hedefler, ve yeni kritik seviye ne? Yani tabii çok kolay değil artık yani ee... Yani üç, üç, yani şöyle ancak bir destek çok önemli bir destek burada verebilirim o da 8000 yani 8000 artık Bence çok çok önemli bir destek TL bazında da önemli bir destek biraz teknik bakarsak da bir önemli bir destek aynı zamanda da 3 sente denk geliyor Onun için bugün TL bazında rekorlar kırıyor TL bazında hedef hedef vermek artık çok kolay değil yani hani biraz e, sabah grafiklere bakınca işte 8300 e, bir, bir direnç gibi gözüküyor. Sonra da 8500 gibi e, yani 3.1-3.2 cent gibi e, hedefler o, olabilir. Ama dediğim gibi e, hedef vermek daha da zorlaştı. E, 3 cent dediğim gibi çok önemli bir destek. Oraya kılmadıkça e, borsa biraz daha yukarıya gidebilir. Benim oradaki e, iki tane kriter var. Bir Yabancı girişi gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu borsayı destekleyecektir. O gelmezse bu momentum zayıflayabilir. Ee, işte biliyorsun Goldman Sachs'in toplantısı var. O bir e, bakalım e, orada bir gelişmeler olacak. OVP var bu ay. OVP açıklanacak tam tarihini bilmiyoruz. O da önemli izlenecek. Özellikle yabancı yatırımcılar tarafından IMF ile temaslar olacak. E şimdi bütün bunlar aslında e, borsayı biraz daha canlandırabilir. Yabancı yatırımcı açısından. E, ama dediğim gibi e, diğer tarafta da mevduat faizleri eğer yani ben böyle 45-50'lere doğru giderse e, mevduat faizleri e, orada borsadaki momentum e, zayıflayabilir. E, orada bir kar satışı da görme ihtimalimiz var. Yani şöyle düşünelim hani %50 olsa mevduat faizleri işte bugün e, bir yıl sonra endeksi işte e, 12.000 bekliyor muyuz? Yani 12 bin beklemiyorsak ya da 14, 13, 14, 15 bin beklemiyorsak bu mevduat aslında iyi bir rakip borsaya ve daha garanti bir getiri. Onun için ben orada biraz daha mevduat faizlerini izliyorum. Şu andaki oranlar 30-35 civarında ama Eylül'deki para politikası kurulu toplantısı bence çok önemli olacak. Ben 250 bas puan bekliyordum ama şu gelen enflasyona bakarak Sayın Şimşek'in açıklamalara bakarak sanki bir 500 bas puan daha gelebilir diye düşünüyorum. O zaman bu mevduat faizlerini arttıracaktır. O zaman borsa için ciddi bir baskı olabilir. Evet. Onu söyleyeyim ben. 8 bin, bin üstün sorun yok şu anda. Evet. Tabi dediğiniz gibi hem o günün fiyatlamasına ziyade orta vade fiyatlamasına çok etkiliyor. Çünkü artık insanlar şeyden emin olmaya başlıyor. Yani tamam mevduatta da biz artık enflasyon karşı korunabiliriz hissettiğinin anda Doğru. şu anda arada, o his yok tabii ki. Arada, e, şu anda korumuyor. Şu anda, korumadığı için, şu anda o korumadığı için borsa gidiyor. Ben biliyorsun EKB diye evet. e, adını değiştirdim Borsa İstanbul'un. Enflasyon korumalı borsa. Yani bugün enflasyondan korunabilecek yegane enstrüman şu anda hala Borsa İstanbul yani enflasyonu yenebilecek. Mevduat hala çok düşük. Uzun sürede bu böyle gerçekten uzun sürede bu tablo değişmedi. Peki bu, Murat Bey buradan dövize geçelim. En sakin. Bir ara en çok en <laughs> yoğun hareket buradaydı. En çok bu konuşuluyordu. Ama artık o kadar sakinlik var ki eskisi kadar gündem olmuyor. hemen hemen aynı seviyedeyiz. 26-77'deyiz. 72-80 arası gidip giriyoruz. Biliyorsunuz işte Mermiş dövize müdahale etmiyoruz demişti. Yani bir seviyeye seviye kurumuyoruz demişti. hatta Hakan Kara da onu destekleyen bir açıklama yapmıştı. ama sonuçta şu bir gerçek ki çok daha bir bantla hareket ediyor. bu çok gözle görülü bir şey. Yani bunu inkar etmek çok zor. bu da siz geçmiş birkaç ay veya yılda gibi yaşadığımız bir süreç mi bekliyorsunuz? Yani biz bir süre burada gezi gezineceğiz. Sonra bir düzeltme yapacak veya işte biraz servis bırakacak. Çünkü biliyoruz ki uzun süre döviz kuru sabit kalınca bu sefer ihracatçı kızmaya başlıyor. Eee itaat atıyor. Öyle, o tip bir de var var. Ee, ne diyorsunuz? Dövizde nasıl bir hareket göreceğiz? En azından Eylül yayında. Valla ben senin sonuna kadar ya e, daha sakin bekliyorum. Yani belki de piyasa beklentisine göre daha sakin bir şey bekliyorum döviz kuru bekliyorum Evet hani yukarıya gidecektir onu biliyoruz ama böyle seçim öncesi biliyorsun 17-18'ler sonra hemen 27 ya o şekilde değil de hani ben mesela ya 30'un üstünde yani yıl sonunda sanki beklemiyorum gibi seçim öncesi çok da istenmez yani kur Bence biraz e, buralarda işte bir yabancı girişi olma ihtimali de var. Orta Doğu'dan olabilir. E, i̇şte bu yapılan toplantılar sonrasında bir e, yabancı girişi olabilir. E, bu da tabii ki ödemeler dengesi için pozitif. E, kuru da e, destekleyebilir. E, onun için evet bir yükseliş olacak kurda ama e, ben bunun biraz daha sınırlı e, kalacağını düşünüyorum e, açıkçası. Tabii burada merkezin e, uygulayacağı politikaların devamı çok önemli. Yani o dedim faizler e, işte politika faizi ve e, işte mevduat faizleri daha da yükselirse e, burada kurda ki baskı azalacaktır. E, fakat tabii şimdi çok öyle bir zor durumdayız ki Semih. Yani biz evet faizleri yükselteceğiz bu mevduat yükselecek ama bir tarafta kredi faizleri de yükselecek. Bu da ekonomiyi yavaşlatacak e, maalesef işsizliği de artıracak. E, yani çok zor bir şey denk, denklemdeyiz gerçekten yani faizi yükseltmeden sıkı para politikası, sıkı maliye politikası yapmadan e, enflasyonu düşüremeyeceğiz. Ama bunları yaptığımız zaman da e, istihdamdan ve büyümeden ödün vereceğiz. E, işte seçime kadar idare edilmeye çalışılacak. Lise seçimden sonra çok çok daha e, sert e, bir ekonomi politikası ile karşı karşıya kalacağız. Evet. Gözüken o. Yani Gensinyer de o e, Şimdi peki buradan ticaret dediniz. Dış ticaret veri açıklandı bugün. Dış ticaret açığı Ağustos'ta 8.8 milyar dolar oldu. Şöyle bir şey var. İhracat 1.6 arttı Ağustos ayında. İthalat ise 6.3 oranında azaldı. Esasında e ekonomi yönetimi istediği bir şey. E Burayı küçültmek istiyorlar. Ama tabii aynı zamanda biraz önce söylediğimiz gibi bu ekonomide de yavaşlamanın göstergesi. E ama hem cari açık hem dış ticaret açığı biliyorsunuz çok ciddi seviyeye çıkmıştı. Şimdi yavaş yavaş oradan dönecek genel beklenti bek bu. Ne bekliyorsunuz bu kadar? Hem bu veriye hem de bundan sonra siz ne bekliyorsunuz? Ee, evet tabii şimdi yaz aylarındayız bir de. Semih onu da belirtmekte evet. fayda var. Yani burada mevsimsellik var ee, onun için. Ee, burada tabii şeye çok önemli olacak bence özellikle Ekim'den sonra. Ee, burada işte petrol fiyatları, doğalgaz, emtia fiyatları nerelere kadar gidecek. Ee, orada tabii bizim cari açımızda çok etkileyebilir. Onu söyleyebilirim. Tabii ki kurdaki gidişat burada önemli olacak. Ama sanki şöyle yani dış ticaret ve cari açıkta böyle hani sanki tepelere doğru geldik gibi gözüküyor. Bir de tabii ekonominin de biraz daha yavaşlama ihtimali var. Onu söylemekte fayda var. Bu da cari açığı da hani biraz daha pozitif etkileyebilir ama burada enerji fiyatları çok çok önemli olacak bundan sonrası için. Enerji fiyatı takip ediyor olacağız. Brent petrol bugün itibariyle 88 dolar. Onu söyleyelim konu gelmişken. Son olarak şunu sorayım size. KKM'de düşüş oldu. 8 ay sonra ilk defa 39.3 milyar yıllık düşüş yaşandı. Toplam KKM ve koruma mevduatın toplamında. Ne diyorsunuz? Bu Burada artık trend bu mudur? Yani KKM'de sürekli artan bir KKM mevduat toplam yükünü görüyorduk. Şimdi bundan sonra yavaş yavaş peyderpey azaldığını göreceğiz yoksa henüz erken mi? Azaldığını göreceğiz. Ama e, şey kimse şey beklemesin yani hani biz sabah uyanıp KKM, hay KKM hayatımızdan çıkacak diye kimse beklemesin. Ama e, nasıl e, o miktarlar bir süre arttıysa e, artık bundan sonra azalış e, trendine girmiş durumdayız. Çünkü KKM faizleri gerçekten yani çok düşük artık. Çok düşük kaldık. Kaldı. E, mevduat bayağı altında. E, onun için vatandaş burada KKM'den çıkanlar e, dövize alanlar var onu biliyoruz dövize geçiyor direk e, KKM'de tutacağını ya da e, dediğim gibi e, biraz e, borsaya e, giriş yapabiliyor e, ya da hani e, TL bir kısmında TL mevduata eğer hani e, kurda sakin kalacaksa e, TL mevduata e, geçebiliyor e, burada Tabii ki kurunda çok ciddi bir devalüasyon olmaması lazım e, Onun için ben KKM'deki ee, çıkışların devam edeceğini düşünüyorum ve e, yani belki de 2000, 2024 sonunda falan yani e, hayatımızdan da çıkabilir onu söyleyeyim. Yani ben e, şaşırmam. Ya yani, gelecek senin sonunda özellikle e, yerel seçim sonrası uygulayacağımız sert daha sert ekonomi politikalarla e, faizler daha da yükseleceği için e, o zaman e, makas daha da açılacak. Yani KKM'deki faizle Mevduat faiz daha da açılacağı için orada ciddi bir kayışlar olacaktır Mevduat'a doğru. Peki son olarak klasik haftanın öne çıkan başlıklarını konuşalım. Esas en önemli çıkan başlık bugünkü enflasyon evet. e, verisiydi. Onu konuştuk zaten detaylı bir şekilde. Şimdi e, günün haftanın G kanındaki bazı başlıkları hızlıca üzerinden geçelim. Bugün geldi tabi Murat Bey. Evet yani işte enflasyon e, önemliydi. E, yani Cuma günü Almanya'daki enflasyon verisi bence önemli olacak. Burada tabi Avrupa Merkez Bankası'nın orada kararlar açısından ki Avrupa Merkez Bankası Başkanı yarın Salı günü bir konuşma yapacak. Bizde de Perşembe nakit bütçe şeye gelecek rakamları gelecek. O da bütçe için önemli bir rakam buna sonrası için. Ama içeride de en önemli işte beklediğimiz OVP 3 yıllık plan program. Ee, o, o açıklamalar beklenecek bu, bu ay içerisinde. Evet bu ay gözler orta vadeye planda olacak. Mehmet Şimşek de arada sosyal medya hesabında paylaşıyor, çalışıyoruz diye. Takip ediyor olacağız. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.